Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ana yemek önerisiyle geldim. Hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen bu güzel tarifimizin detaylarına geçiyorum. Ben bu tarifte bostan patlıcan kullanacağım. Ne kadar iri olursa patlıcan o kadar güzel olacaktır. Patlıcanlarımızı alacalı olacak şekilde soyup iri iri doğruyoruz. Ee, yaklaşık böyle 2-3 parmak kalınlığında olması gerekiyor. Eğer normal patlıcan kullanacaksanız onların da böyle büyük olanlarından e, seçmenizi tavsiye ederim. Patlıcanlarımızı iri iri olacak şekilde doğrayıp kızgın yağda kızartacağız. Ben tuzlu da bekletmedim. Dilerseniz bekletebilirsiniz. Yağımızı iyice kızdırdıktan sonra patlıcanlarımızı tavamıza dizelim. Bu arada çok yüksek ateşte pişirmeyelim. Patlıcanların içi çiğ kalmasın. Orta ateşte nar gibi olana kadar kızartıyoruz. Evet şimdi diğer taraflarını çeviriyorum. Altı üstü aynı şekilde kızarana kadar pişireceğim. hemen altlarını kontrol ediyorum. Yine çok güzel bir şekilde kızarmış. Şöyle birkaç dakika daha altını kızarttıktan sonra hemen alacağım. İki tarafı da güzelce kızaran patlıcanları havlu kağıt sermiş olduğum bir tabağın içerisine alıyorum ve kalan patlıcanları da aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Patlıcanlarımın hepsini kızarttıktan sonra şimdi kıymalı harcını hazırlıyorum. Bunun için 200 gram kıymaya ihtiyacımız var. Çok fazla kıyma koymanıza gerek yok. Yağ koymadan tavaya aldım. Orta yağlı bir kıymaydı benim kıymam. Şöyle yağını bırakana kadar kavurdum. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Eğer kıymanız yağsızsa biraz da ayçiçek yağı ekleyebilirsiniz. Tereyağıyla birlikte de 2-3 dakika kavurdum ve şimdi üzerine yemeklik doğramış olduğum 1 adet kuru soğanı ekliyorum. Bir küçük kapya biberi de ince ince doğradım. 4-5 tane de yeşil biberi doğradım. Onları da üzerine ekliyorum ve sebzelerle birlikte kıymayı kavurmaya devam ediyorum. Kıyması az, sebzesi bol bir e, iç harç hazırlayacağız. Sizler dilerseniz kıyma miktarını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca biberle de kavurdum ve şimdi üzerine 1 yemek kaşığı dolusu salça ekliyorum. Benimki ev yapımı bir salça. Dilerseniz biber ve domates karışık kullanabilirsiniz. Salçayı da kavurduktan sonra karabiber, pul biber ve tuz ilave ediyorum. Bunları damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Baharatlarla birlikte tekrar karıştırdıktan sonra Şimdi üzerine iki tane orta boy kabuklarını soyup doğramış olduğum domateslerimi ekliyorum ve domatesle birlikte de 2-3 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Domates iyice yumuşadı, suyunu da bıraktı. Şimdi yarım çay bardağı da sıcak su ekliyorum ve suyla birlikte güzelce özleşmesini bekliyorum. Yaklaşık 2-3 dakika daha pişirip ocağın altını kapatıyorum. Kıymalı harcımız artık hazır. Kızaran patlıcanları geniş bir borcamın içerisine yerleştirdim. Bir tatlı kaşığıyla böyle orta kısımlarını hafif bastırarak çukurlaştırıyorum. Bu şekilde daha fazla orta kısımlarına kıymalı harcımızdan koyacağız. Ortalarını çukurlaştırdıktan sonra üzerine bolca kıymalı harcımızdan koyuyoruz. Hafif de böyle bastırabilirsiniz. O çukur yerde tamamen iç harcımıza dolacaktır. Bu arada 4 tane patlıcan kullandım. Benim bostan patlıcanlarım çok büyük değildi. Bu kıymalı harcımız tam denk geldi. Evet üzerlerini tamamladıktan sonra küçük çeri domatesleri ortadan ikiye keserek üzerlerine birer tane yerleştiriyorum. Ufak ufak doğramış olduğum sivri biberleri de yanlarına yerleştiriyorum. Bu şekilde hem görüntü olarak hem de lezzet olarak çok güzel oldu. Tam bir misafir yemeği böyle porsiyonluk yanına biraz pilav biraz da cacıkla harika bir misafir menüsü oluşturabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Evet yemeğimiz hazır. Şimdi bir sos hazırlayacağız ve bu sosu üzerine dökeceğiz. Bunun için biraz yine domates salçası koydum. Dilerseniz biber salçası da koyabilirsiniz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Biraz tuz biraz da pul biber ekledim. Bir çay bardağı su eklemiştim. Baktım biraz az geldi. Yarım bardak daha koydum. Sizler daha az sulu olmasını isterseniz bir çay bardağı koyabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra patlıcanların üzerine gelmeyecek şekilde böyle kenardan sosumuzu boşaltalım. Ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeğimizi pişmeye bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Zaten patlıcanlar pişmiş. Sadece kıymalar ve üzerindeki domates biber iyice kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Yaklaşık 35-40 dakikayı buluyor bu süre. Evet yemeğimiz artık pişti. Ben sunum yapmak için üzerlerine e, maydanoz serpiştirdim. Çok güzel yakıştı. Hemen sizlere şöyle bir tane alarak yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli e, hem görüntü olarak hem de e, lezzet olarak çok güzel bir ana yemek hazırladık. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Hemen şöyle bir tanesini tabağıma alarak e, ne kadar güzel piştiğini sizlere göstermek istiyorum. Evet lokum gibi patlıcanı da kıymalı harcı da pişmiş ve gerçekten çok lezzetli bir yemekti. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz ve devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok yemek tarifi, çorba tarifi, tatlı tarifleri kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.